Değerli milletvekilleri, toplumumuzda çok saygın olan kanaat önderlerimiz, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanım, yazılı görsel ve internet medyasının değerli temsilcileri, çok saygıdeğer konuklar. Evet. Efendim, bizim verirseniz konuşmalarını yapmak üzere. Çözümü birlikte arayıp, dayanışma içinde hareket edersek sorunları çözebiliriz diyen, seslerini duyuramayanların sesi, ülke birliğimizin ve beraberliğimizin teminatı. Bu ülkenin işsizlerinin bu ülkenin esnafının, bu ülkenin apartman görevlilerinin, bu ülkenin kamyon şoförlerinin, bu ülkede yaşayan halkın ve garibanların dostu olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok saygıdeğer genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Efendim hepinize yürekten teşekkür ederim. Zaman zaman illere gidiyoruz. İllerde vatandaşlarla buluşuyoruz. Sabahleyin de bir çilek serasına gittik. Çilek toplayan kadınlarla birlikte olduk. Onlar hayatlarından kısmen de olsa memnunlar. Ürünü seradan topluyorlar. Dolayısıyla belli yerlere, tüketim merkezlerine ulaştırabiliyorlar. Gelir de elde edebiliyorlar. Arzu ederiz ki herkes elde ettiği gelirden ötürü mutlu olsun. Her evde huzur, her evde bereket olsun. Gittiğim illerde bu tür ziyaretler yapıyorum ama o ilin kanaat önderleriyle de beraber olmaya özen gösteriyorum. Çünkü siyasetçi olarak benim bir sorumluluğum var. Ben bunun farkındayım. Ama kanaat önderi olarak sizin de sorumluluğunuz var. Kanaat önderi olmak sıradan bir olay değil. Bir kişiye şu, gel şunu kanaat önderi yapalım deseniz olmaz. Kanaat önderini toplum çıkarır zaten. Bazen seçimle gelirsiniz oraya. Bazen seçim olmaz ama halk sizi kanaat önderi olarak görür. Dolayısıyla kanaat önderlerinin kendine göre bir sorumluluğu var. Vatandaş sıkıştığı zaman gelir. Ya şunun bir düşüncesini alayım. Bakayım bu sorun konu, konusunda ne düşünüyor acaba diye düşüncesini sizin düşüncenizi bir şekliyle almak ister. O nedenle kanaat önderleriyle bir araya gelmek benim açımdan son derece önemli. Bu toplantıdan sonra sizlerin sorularını dinleyeceğim. Baştan ifade edeyim. Zaman zaman bizleri televizyon kanallarında izlersiniz. Bazen Yüksek sesle konuşurken... Bazen belli rakamlar verirken... Aklınızdan şu geçebilir... Ya şunu görsem de... Ben de şu soruyu bir sorsam bakayım... Ne de, ne cevap verecek diye... Bu konuşmadan sonra... Masaya oturacağım... Sizden isteyeyim... Aklınıza gelen... Ve sormak istediğiniz... Her soruyu... Rahatlıkla sorun... Ya acaba şu soruyu sorsak genel başkanı üzer miyiz? Üzülmem. Şu soru da acaba genel başkana sorulur mu? Evet sorulur. Biri birimizi tanımak zorundayız. Ön yargılarımızdan arınmak zorundayız. Ben de bu ülkede yaşıyorum. Siz de bu ülkede yaşıyorsunuz. Dolayısıyla ülkenin sorunları var mı? Evet de var. Ciddi oranda sorunlar var. Bir buhran mı var? Evet bir buhran var. Bir buhran mı yaşıyoruz? Evet bir buhran yaşıyoruz. Yüz binlerce çocuk gerçekten yardıma muhtaç mı? Evet yardıma muhtaç. 21. yüzyılın Türkiye'sinde böyle bir tablo doğru mu? Asla doğru değil. Nasıl çıkacağız? Evet çıkmak zorundayız. Çıkaracak olanlar kim? Siyaset kurumu. Siz esnafa gel de Türkiye'yi kurtar demiyorsunuz. Esnaf zaten geçim derdinde. Sanayici önümü göremiyorum diyor. Yatırım yapacağım önümü göremiyorum diyor. Dolar ne olacak? Avro ne olacak? Bilemiyorum diyor. Üniversitede okuyan ve mezun olan öğrenci nerede iş bulacağım diyor. Nasıl iş bulacağım diyor. O zaman dışarıya gideyim diyor. Dışarıda yetişmiş insan gücüne ihtiyaç var. E gittiğim zaman orada daha mutlu olacağım diyor. Bu tablo Türkiye'nin hak ettiği bir tablo değil. Bu tablodan çıkmamız lazım. Dediğim gibi çıkaracak olan siyaset kurumudur. Sorumluluğum var dedim. Evet sorumluluğum var. Siyaset kurumu nasıl olmalı? Siyasetçi nasıl olmalı? Acaba halkına sürekli yalan söyleyen kişi mi ülkeyi yönetebilmeli? Yoksa sürekli doğruları söylemekten korkmayan bir siyasetçi mi olmalı? Elbette her ülkenin karşılaştığı sorunlar olabilir. Ama sorunlar var diye ortalığı gül pembe göstermek doğru değil. Sorun varsa çıkarsınız milletin önüne ülkemizin böyle bir derdi var, böyle bir sorunu var dersiniz. Ve ben bu sorunu aşmak için şunları, şunları, şunları yapacağım dersiniz. İlk pandemi olayıyla karşılaşmadan çok önce Ağustos 2018'de bakın Ağustos 2018'de İstanbul'da bir basın toplantısı yaptım. Hiç kimseyi eleştirmedim. İktidarı da eleştirmedim. Bir ekonomik kriz geliyor kapımızda. Aman şu şu önlemleri alın. 16 madde yanlış hatırlamıyorsam 16 madde halinde açıkladım. Şunları yapın. Bir çıkacaksın diyeceksiniz ki arkadaş. Ben devlette israfa son vereceğim diyeceksiniz. Daha buna benzer maddeler halinde açıkladım. Ben açıkladım ama iktidar sahipleri beni eleştirdiler. Vay efendim sen nasıl böyle söylersin? Ya söylediğim sıradan herkesin anlayabileceği şeyler aslında. İsrafı önlemek doğru değil midir? Devlet katında oturanlar israf yapabilirler mi? Onlara böyle bir hak verilmiş mi? Ya da anayasada ya da başka bir yasada evet devleti yönetenler her türlü israfı yapabilirler diye bir düzenleme mi var? Hayır yok. Peki inancımızda böyle bir düzenleme var mı? İnancımızda da böyle bir şey yok. İsraf haramdır. Söylediğiniz zaman suçlu konumuna geliyorsunuz. Bunları aşacağız. 2018'de söyledim. Ağustos ayında. Pandemi başladığında olay artık ekonomi kriz gelmişti. Hiçbir önlem alınmamıştı. Pandemi de üstüne geldi. Çıktım yine. İktidarı hiç eleştirmeden. Yine maddeler halinde. Şunları yapın dedik. Şunları yapın dedik. Niçin? Bakın sevgili aydınlar. 27 buçuk yılımı devlete verdim. 27 buçuk yılımı. Herkes beni sosyal sigortalıdan diyebilir. En az çalıştığım süre orası aslında. Maliye Bakanlığı'nda uzun yıllar Maliye Bakanlığı'nda çalıştım. Bütçe nasıl yapılır, para nasıl toplanır, nasıl harcanır, tasarruf nasıl yapılır. Ya bütün hayatım bunlarla geçti para toplayan bir birimin birimde yöneticiydim. Para toplayan. Parayı topluyorsunuz. Gelir idaresi olarak parayı topluyorsunuz. O parayı harcamanın ne kadar zor olduğunu görüyorsunuz. Parayı toplamak kolay mı? Vergileri toplamak kolay mı? Gönderiyorsunuz başka yere. Aman israf olmasın bu para diye. Titriyorsunuz. Bütçe doğru dürüst harcansın diyorsunuz. Devleti yönetenler, yani 83 milyondan vergi alıp devleti yönetenler milletine hesap vermek zorundadır. Demokrasinin gereğidir bu arkadaşlar. Hesap vermeyen bir siyaset demokrat olamaz. Vatandaş "Vergimi veriyorum." diyorsa o parayı harcayan idarenin de vatandaşına hesap vermesi lazım. Evet senin paranı şuraya harcadım demesi lazım. Biz de bilmeliyiz ki ödediğimiz vergiler şuralara 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 harcandı diye. Yollar yapılıyor. Doğru, yapılsın. Kimsenin itiraz ettiği yok. Havaalanları kimsenin itiraz ettiği yok. Yapın. Şehir hastaneleri olur. Yapabilirsiniz. Sorduğumuz çok mazlum bir soru var. Kaça yaptınız? Kaça yaptınız bunu? Bunun cevabını alamıyoruz. Sadece ben değil Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 600 milletvekili de bilmiyor. Devlet sırrı. Ya devlet sırrı bugüne kadar hastaneler yapılırken devlet sırrı değildi. Hava alanları yapılırken devlet sırrı değildi. Yollar yapılırken devlet sırrı değildi. Bu bir sürü kimisi hayatta kimisi aramızdan ayrılmış vefat etmiş Allah rahmet eylesin pek çok yönetici bunları açıklardı. Ne oldu da devlet sırrı oldu? Bir soru sorduk. 128 milyar dolar nerede diye. En basit soru. Merkez Bankası'nın kasasında olan 128 milyar dolar nerede? Nereye gitti bu para? Niye sorduk? E eskiden şöyleydi. Merkez Bankası evet döviz satardı. İhale açardı. İhale fiyatları alınırdı. Dövizi satardı. Sonra bunu kendi internet sitesine koyardı. Bizler de öğrenirdik. Kimse de bir şey demezdi. 128 milyar doları satan Merkez Bankası değil. Birinci soru o. E bu yetki kime verilmiş? Kanla Merkez Bankası'na verilmiş. Protokolle devrediyorsunuz bir bakanla. Sen bunu istediğine sat. Ya bu para senin şahsi paran olsa eyvallah bedava da verebilirsin. Para milletin parası. Devleti yönetenler şunu söylüyorlar. Bakın değerli arkadaşlar gerçekten çok garip bir şey. Merkez Bankası'nın parasının nereye gittiği sorulur mu diyor devleti yönetenler. Merkez Bankası'nın parasının nereye gittiği sorulur mu? E sorulur. Dünyanın her tarafında sorulur. Bütün demokrasilerde sorulur. Niye bu soruyu soruyorsunuz? Çiftçide sorunumuz var. Esnafta sorunumuz var. Sanayici önünü göremiyor pek çok alanda işsizlik üniversitelerde mezun olan çok sayıda gencimiz işsiz, milyonlardan fazla ve 10 milyon aşkın işsizimiz var. Türk lirası eriyor. Amerikan dolarıdır. Efendim Avrupa Birliği'nin avrosudur. Onlar sürekli Türk lirası karşısında değer kazanıyorlar. Ve şöyle bir tabloyla da karşı karşıyayız. Sayın kanaat önderleri Türkiye Cumhuriyeti devletinde ya da devletini yöneten hükümet kendi vatandaşından dolar üzerinden borç alıyor. İktisatçılar buna ilk günah derler. Yani kendi ülkesinde kendi ülkesinin parasıyla değil yabancı bir ülkenin parasıyla kendi vatandaşından borç aldığında ilk aldığında buna ilk günah denir. İktisatçıların sözüdür bu. O günah işleniyor şimdi. İlk değil artık birden fazla devam edip gidiyor. E hani milliyetçilik? Hani vatanseverlik? Kendi vatandaşın izlediğin ekonomik politika nedeniyle Türk lirasını değil de Amerikan dolarını tutuyor. Bankalardaki mevduatın yüzde elli fazlası yabancı para. Yoksa diyor tasarrufu mu diyor. Bu tabloyu sizler yaşıyorsunuz. Benler ben de yaşıyorum. Hep beraber görüyoruz zaten. Nasıl çıkacağız? Asıl soru bu. Biz bu buhranı nasıl aşacağız? Neler yapmalıyız? Neler yapmalıyız ki milletin omuzlarına yüklenen yük her geçen gün artmasın. Bunun için ben çağrı yaptım. Sandığı koyun milletin önüne. Seçim yapalım. Ya demokrasilerde kural budur. Kimse vatandaştan korkmasın, kaçmasın. Vatandaş seni tekrar seçerse başımın üstüne bir de dersin ki ey oldu sandık dedin buyur. Vatandaş gene beni tercih etti. Olabilir. Ve çıkarsın nasıl çözeceğini de anlatırsın. Bu olmaz diyorlar. Bu olmazsa vatandaş bu yükün altında bu yükü daha çok çekecek ve yük giderek ağırlaşacak. Bakın enflasyon rakamları açıklandı, artıyor. Niye artıyor enflasyon? Enflasyon yükünü kim çeker? Vatandaş çeker. Esnaf çeker. İşsiz çeker. Asgari ücret verdiler 2825 lira eridi gitti. Emekliye verdiler eridi gitti. Yük kimin sırtında? Enflasyona derler ki adı konmamış vergidir enflasyon. Adı konmamış vergidir. Vatandaştan alırsınız bunu. Elektriğe zam yaparsınız. Doğalgaza zam yaparsınız. Kamunun ürettiği ürünlere zam yaparsınız. Ve dolayısıyla bir vergi olarak bunlar hazineye geri gelir ve siz bunları alırsınız. Buradan Türkiye'nin çıkması lazım. İktidar, iktidar yani Türkiye'yi buradan çıkaracak olan iktidarın belli stratejilerinin olması lazım. Türkiye buradan nasıl çıkar? Ben size bunu aktarmaya çalışacağım. Birinci kuralı şudur. Devletin saydam olması lazım. Devleti yönetenlerin ahlaklı olması lazım. Devleti yönetenlerin vatandaşın ödediği her kuruşun hesabını millete vermesi lazım. Millete hesabını verirken de bundan gurur ve onur duyması lazım. Ve herkesin can ve mal güvenliğinin sağlanması lazım. Bunun adı nedir? Demokrasidir. Demokrasinin olmadığı yerde can ve mal güvenliği yoktur. Sanayici önünü görecek, yatırım yapacak, Yabancı sermaye gelecek, yatırım yapacak, bilecek ki Türkiye'de demokrasi var. Benim sabahleyin kimse gelip dükkanımı basmayacak, evimi basmayacak, efendim bilmem sabahın köründe kapım kırılmayacak. Demokrasi can ve mal güvenliği. Düşünce özgürlüğü olacak, gazeteciler rahatlıkla yazacaklar, siyasi otorite rahatlıkla eleştirilecek. Bakın saygıdeğer kanaat önderleri, bir siyasi partinin en çok ihtiyaç duyacağı şey eleştiridir en çok ihtiyaç duyacağı. Çünkü bir yerde bir eleştiri boşuna yapılmaz. Bir yerde bir eksiklik var. Onu öğrenecek ki o eleştirinin önlemini alacak. Ya burada böyle bir sorun var. E bunu çözmemiz lazım. İkincisi üreten Türkiye. Türkiye'nin üretmesi lazım. Ya Türkiye. Üretim zincirlerinden koparıldı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Allah aşkına ya. Mercimek ithal eder mi ya? Nohut ithal eder mi? Et ithal eder mi? Canlı hayvan ithal eder mi? Bamya ithal eder mi? Saman ithal eder mi? Bu kadar bereketli toprakların olduğu bir yerde bunlar ithal ediliyorsa, e çiftçi ne yapacak? Ha ne yapacak çiftçi? Çiftçiye para vermezsen, çiftçi üretmezse, esnaf nasıl geçinecek? Memura vermezsen, esnaf nasıl geçinecek? Emekliye vermezsen, esnaf nasıl geçinecek? Esnafı bitiriyoruz. Esnafa rahmetli Özal ne diyordu? Orta direk diyordu. Orta direk yok oldu. Devleti ayakta tutan orta direk. Çiftçiyi ayakta ayağa kaldırmanın yolu kırsala bizim sözümüzdür. Kırsala. Eğer tarım yapılıyorsa mutlaka her köye bir ziraat mühendisi görevlendirmek zorundayız. Parasını devlet verecek. Gideceksin köyde, köylüye yardım edeceksin kardeşim. Toprak analizlerini yapacaksın. Neyi ekip biçeceğini söyleyeceksin ona. Hayvancılık varsa orada bir veteriner tayin edeceksin oraya. Veteriner gidecek, hayvanlara bakacak, aşılarını yapacak, yardımcı olacak. İmamı gönderiyoruz. Yeri geldiğinde öğretmeni gönderiyor. Ziraat mühendisini de gönderebiliriz. Veteriner de gönderebiliriz. Dışarıda işsiz var bir sürü insan. Niye bunları yapmıyorlar? Söylüyoruz. Hatta şunu da söyleyeyim. Siz bunları yaptığınız zaman oyunuz artacak. Ama ben ülkemi seviyorum. Bunların ne olması lazım. Para yok ödeyemeyiz. E, eline, adamına dünyanın parasını ödüyorsun. Üstelik avro üzerinden ödüyorsun. Amerikan doları üzerinden ödüyorsun. E, bu adama Türk lirası vereceksin. Ya büyük paralar da değil ve üretecek bunlar. Hep örnek veririm, yine vereyim. Konya'dan küçük olan Hollanda'nın yıllık tarım ürünü ihracatı 185 milyar dolar. Türkiye'nin 18 milyar dolar. Niçin? Bir siyaseti çıkıp da milletin önüne. Bunun gerekçesini açıkladı mı acaba? Bu kadar bereketli toprakların olduğu bir ülkede ayıp değil midir ya 18 milyar dolarlık tarım ürünü ihracatı? İthalatı da kattığınız zaman bunun içine aslında net ihracatımız ya çok düşüyor veya net ithalatçı konumuna geliyoruz. Katma değeri yüksek ürün üretmemiz lazım. Nasıl üreteceğiz? Tamam yaptık. Makine alısı yapıyoruz. Tırlarını doldurduk gönderdik para geldi güzel. Adam bir çanta dolusu cep telefonu yapıyor sizden daha fazla kazanıyor. Peki biz katma değeri yüksek ürün üretmek için bir şey yapıyor muyuz? Şu soru aklınıza gelebilir. Katma değeri yüksek ürün üretmek için ne yapmalıyız? Dünyada bilinen tek yolu var. Tek yolu var. Üniversitelerin bilgi üretmesi lazım üniversite bilgi üretecek ki sanayici üretilen bilgiyi elle tutulan metaya dönüştürsün. Katma değer yüksek ürün haline dönüştürebilsin. Peki bizim üniversiteler bilgi üretiyor mu? Yok. Mahvettiler üniversiteleri. Farklı düşündü diye, bakın farklı düşündü diye üniversite hocalarının çoğunu bir kanun hükmünde kararnameyle attılar. Üniversitenin dışına attılar. Üniversiteler her türlü düşüncenin özgürce tartışıldığı mekanlardır. Eğer bunu bir siyasi otorite kavrayamıyorsa, devleti yöneten bir kişi bunu bilmiyorsa, o kişinin devlete vereceği hiçbir fayda yoktur. Farklı düşünce. Hep örnek veririm ya. Orta Çağ'da bir kişi çıkmış, demiş ki dünya yuvarlaktır. Bir kişi. Milyonlar dümdüzdür diyor dünya. Ama bir kişi dünya yuvarlaktır diyor. Ne oldu? O bir kişi haklı çıktı. Dünya yuvarlaktır dediği zaman suçlandı. Engüisyon mahkemesine götürüldü. Ama bugün onun haklı olduğu çıktı ortaya. Farklı düşünceden korkmamak lazım. Soru sorulur mu diyor? 128 milyar dolar nerededir? Merkez Bankası'nın parası sorulur mu? Ya soru sormanın insan için vazgeçilmez olduğunu bilmiyorlar daha. Daha bunu bile bilmiyorlar. Ya soru sorduğunuz andan itibaren bir ülke büyür. Soru sorduğunuz andan itibaren bir ülkede kalkınma olur. Ya çocuk bile dillendiğinde önce soru sorar ya. Bu nedir bu nedir diye. Eğitim nedir biliyor musunuz? Eğer eğitim bir çocuk ne kadar nitelikli sorular sorabilecek pozisyona eğitimle getirebiliyorsanız o eğitim başarılıdır. Merak edecektir. Soracaktır bu nedir? Nasıl oluyor bu diye. Hepimiz cep telefonu kullanıyoruz değil mi? Kablo var mı yok? Ses nereye gidiyor? Önce uzaya sonra bize geliyor. Fizik kuralları var. Eğer üniversitelerde farklı düşünen insanları cezalandırırsanız orada büyümeyi sağlayamazsınız. Her birimizin bunu bilmesi lazım. Devlet adaletle yönetilir. Devlet akılla, bilgiyle, bilimle yönetilir. Devlet ön yargıyla, kinle, öfkeyle bir devlet yönetilmez. Devlet hukukun üstünlüğü için de yönetilir. Birisi sizi eleştirdi diye onu düşman ilan edemezsiniz. Onun eleştiri hakkına saygı göstereceksiniz. Parlamento. işlevini yitiren bir kuruma dönüştü parlamento. Çıkın aydın sokaklarına sorun bakayım. Kaç tane bakan adı sayabilirler? Bir veya iki bakan adı sayabilirler. Bakanlar meclise gelmiyor. Soru önergesi veremiyoruz. Hesap soruyoruz, bakan yok. Niçin rejim değişti? Her şey saraydan. Çözebiliriz. Demokrasi birinci yolumuz, üreten Türkiye hedefi ikinci yolumuz, üçüncü yolumuz güçlü bir sosyal devlet inşa etmek. Eğer biri yer biri bakar kıyamet ondan koparsa biz güçlü bir sosyal devlet kurmak zorundayız. Aç ve açıkta kalmayan hiç kimsenin aç ve açıkta kalmadı. bir Türkiye inşa etmek zorundayız. Belediye başkanlarımıza söyledik. Sizin görev yaptığınız yerde, beldede, ilde, ilçede neyse bir tek çocuk yatağa aç girmeyecek. Eğer o çocuk o gece açsa siz uyumayacaksınız. Sosyal devlet budur. Niye devlete sosyal devlet diyoruz? Fakirin fukaranın yanında olan devlet sosyal devlettir. Sosyal devlet kavramının içini boşalttılar. İnançlarımızın içini boşaltmaya çalıştılar. Fakire nasıl yardım yapılıyor? Allah aşkına ya akıl alacak şeydi. Fakirleri diziyorsun sıraya. Yardım paketini veriyorsun. Televizyonlar veriyor. Sen de diyorsun ki ben fakirlere yardım yaptım. Ya insan onuru yok mu? Hani sağ elin verdiğini sol el görmeyecekti. Hani inançlıydık biz. Hani insan onurunu koruyacaktık. Belediye başkanımız seçilmeden önce söz verdi. İhtiyaç sahibi ailelerin tamamına süt dağıtacağım diye. Ve seçildikten sonra süt dağıttı. Çıktıdı şunu söylediler. Hani siz söz vermiştiniz? Niye bu sütleri dağıtmıyorsunuz? Oysa aylardır süt dağıtılıyordu. Ama kimsenin onuruyla oynanmadı. Güçlü bir sosyal devlet olduğu zaman her evde huzur olur, bereket olur. İşsizlik ya temel bir sorundur. Bütün kötülüklerin anası işsizliktir. Onu da çözülmesi lazım. Ve sürdürülebilirlik. Bu başarı hikayesini sürdürmemiz lazım. Osmanlı sanayi devrimini kaçırdığı için battı. Mustafa Kemal Atatürk Allah rahmet eylesin. Sanayi devrimini yakalamaya çalıştı. Sizin fabrikalarınız var değil mi? Sümerbank'ın, Etibank'ın, Nazilli'de, burada çok güzel bir şey yaptı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız orayı kamulaştırdı. Hem yeşil alan gezdim. Gerçekten imrendim. Çocuklar için olağanüstü güzel bir kreş yapmış. Dedim ya çocuk olmak varmış. Kim için yapıyor bunları? Aydınlar için yapıyor. O yeşil alanı korumak, orayı beton ormanına döndürmek mümkündü. Çok büyük binalar yapabilirdiniz. Daracık sokakları yapabilirdiniz. Ama hayır, ya biz tabiatın bir parçasıyız. Bizim de ağaç görmeye hakkımız var, kuş görmeye hakkımız var, ekosistemi korumaya hakkımız var. Daha sonra görevimiz var. Böyle bir şey yapmak zorundayız. Şimdi bilgi çağını kaçırırsak çok daha ağır faturalar öderiz. İnsanoğlu tekerleği bir milyon yılda keşfetmiş. Bir milyon yılda tekerleği keşfetmiş. Şimdi her saniyede birden fazla buluş var. Her saniyede. Türkiye bu buluşların neresinde? Siyasetçi olmak ahlaklı olmak demektir. Siyasetçi olmak halka doğruları söylemek demektir. Siyasetçi halkı kandırmaya başlarsa ondan siyasetçi çıkmaz ve ülkeye de faydası olmaz. Benim görevim var, evet. Benim sorumluluğum var, evet. Ama sizlerin de görevi ve sorumluluğu var. Bir devlet bunları nasıl yapar? O da önemli bir sorun. Bir devlet bunları planlamayla yapar. Elinoğlu ne yapıyor? Kendi ülkesinin 20 yılını, 25 yılını, 50 yılını, 100 yılını planlıyor. Ne olacak? Planlama yapıyor. Bizde devlet planlama teşkilatı vardı, değil mi? Kapandı. Niye yok planlama? Ya evde bile biz planlama yaparız. Daire alırken bir şey alıp mobilya alırken parayı nasıl ödeyeceğiz, taksitleri nasıl ödeyeceğiz? diye Planlama yaparız. Bir önceliklerimiz olur. Bizim devletimizin öncelikleri nedir? Nedir önceliğimiz? Yatağa aç giren çocuğun karnını mı doyurmak yoksa bir kişi dört yerden maaş alıyor, yetmiyor param diyor ona beşinci maaşım bağlamak. Hangisidir önceliğimiz? Hangisidir? Ve devlet planlama teşkilatı niye kapatıldı? Hangi gerekçeyle kapatıldı? Devlet planlama teşkilatı adı üstünde. Türkiye'nin kaynaklarını yapacağı yatırımları planlayan bir kuruluştu. Rahmetli Özal Devlet Planlama Teşkilatı'ndan geldi. E şimdi siz bunları kapattınız, yok ettiniz. İsteğim, asla umutsuz olmayın. Bunların hepsi düzelecek. Hepsini düzeltmeye kararlıyım. Vallahi de billahi de düzeltmeye kararlıyım. Neden diyor biliyor musunuz? Benim siyasetten hiçbir beklentim yoktur. Tek isteğim var. Bu ülkede kimliği ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, yaşam tarzı ne olursa olsun her evde huzurun olmasıdır. Bunun mücadelesini veriyorum zaten. Bu mücadeleyi vermek zorundayım. Yoksa aldığım aylığı vicdanıma göre hak etmiyorum demektir. Bana bu aylığı yani milletvekili aylığını sizler ödüyorsunuz. Vatandaş ödüyor. Onun vergisiyle alıyorum ben bunu. O zaman onun hakkını ödemek zorundayım. İşsizlik varsa önleyeceksiniz. Nasıl? Türkiye ürettiği zaman işsizlik biter zaten. Üretimden koparırsanız Türkiye'yi işsiz çıkar ortaya çıkıp şu sorunun cevabını veriyorlar mı millete? Biz iktidar olduğumuza işsizliği şöyle önleyeceğiz diye. Veremezler. Yok zaten. Olsaydı yaparlardı. Devleti yönetemiyorlar. Devlet yönetilmiyor. Devlet savruluyor. Ama biz demokratik yollarla bu sorunu çözeceğiz. Birlikte dostlarımızla beraber. Ben dostlarımızla beraber dediğim zaman, vay efendim kim diyorlar dostlarınız? Dostlarımız, vatandaşlarımız arkadaşlar. Bu ülkenin apartman görevlisi, bu ülkenin muhtarı, bu ülkenin esnafı, bu ülkenin sanayicisi, efendim, bu ülkenin işçisi, bu ülkenin emeklisi bunlar bizim dostlarımızdır. Biz bir ittifak oluşturduk. Adına millet ittifakı dedik. Hepimiz ne diyoruz? Demokrasi diyoruz. Hepimiz ne diyoruz? Güçlendirilmiş Parlamenter sistem diyoruz. Hepimiz ne diyoruz? Kalkınan, büyüyen Türkiye diyoruz. Hepimiz ne diyoruz? Halkına hesap veren bir siyaset anlayışı diyoruz. Bütün bunların hepsini gerçekleştireceğiz ama sizlerin oylarıyla, demokratik yollarla birlikte Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız. Mustafa Kemal Atatürk cumhuriyeti kurduğunda, Milli Kurtuluş Savaşı'nı verdiğinde bütün mazlum ülkelerin önderi oldu. Bütün mazlum ülkeler Mustafa Kemal'in yaptığı devrimleri kendi ülkelerinde de yapmak için çaba harcadılar. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına giriyoruz. Birinci yüzyıl bitmek üzere. İkinci yüzyılına giriyoruz. İkinci yüzyılda tarihin bize yüklediği sorumluluklar var. Yeni bir anlayış. Ahlaklı bir anlayış akılcı bir anlayış. Halkını düşünen, israftan kaçınan, her kuruşun hesabını millete veren yeni bir siyaset anlayışına ihtiyacımız var. Bunu sizlerin bulunduğunuz her ortamda anlatmanız gerekiyor. Anlatırsanız, evet yeni bir siyaset anlayışına ihtiyacımız var derseniz, e, Türkiye pek çok sorunu açtı, bu sorunu da aşacaktır. Ve güzel Türkiye'de hep birlikte kucaklaşacağız. Huzurlu bir Türkiye, barışçıl bir Türkiye, örnek olan, yine mazlum ülkelere örnek olan, kalkınma konusunda Türkiye'yi örnek alacak olan çok sayıda ülkeye de örnek oluruz. Efendim, sözüm var, bu ülkede yoksulluğu bitireceğim. Bu ülkede yoksulluğu bitireceğim. Bu ülke çok zengin bir ülke kaynakları zengin olan bir ülke. İnsan kaynağı da çok zengin olan bir ülke. Genç nüfus aslında en büyük zenginliğimizdir. En büyük zenginliğimizi heder ediyoruz. Taşı sıksa suyunu çıkaracak ama işsiz olmaz. Bu tabloyu değiştireceğiz. Daha güzel umutlu bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. O açıdan sizin desteğiniz, sizin düşünceleriniz rahatlıkla evet, çok önemlidir. Ve rahatlıkla şimdi oturacağım bana her türlü soruyu sorabilirsiniz. Eleştiri de yapabilirsiniz. Eleştiriden ders çıkarmasını bilen bir politikacıyım. Eksiğimiz varsa söyleyin. Yanlışımız varsa söyleyin. Neler yapılması gerekiyor? Neden bunu yapmadınız diye söyleyin. Sözümün başında söyledim. Ya bu soru da genel başkana sorulur mu? Evet sorulur. Niye sorulmasın? Ya sorarsak acaba genel başkan üzülür mü? Üzülmem. Rahatlıkla sorabilirsiniz. Bir şeyden emin olun. Soracağınız her soruya büyük bir samimiyetle cevap vereceğim. Yani böyle size gelip de şöyleydi de şöyle dolanayım de şöyle cevap vereyim. Yok. Direkt ne soruyorsanız direkt samimi olarak cevabı vereceğim. Çünkü Türkiye'nin dolan başlı yollara sapma zamanı yok artık. Oturup çözeceğiz bu işi. Beni dinlediniz. Hepinize şükran borçluyum. Hepinize teşekkür ederim. Umarım keyifli bir sohbeti ikinci bölümde de yapmış olacağız. Hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na çok çok teşekkür ediyorum.